Garibim omuz ekleme hem sırt ve boyundan dayak yer hem de kol ve kollar üzerinden gelen yükleri sırtlanmak zorunda kalır. Omuz ekleminde kas yırtılmasın da hangi eklemde yırtılsın? Normalde eklemlerin stabilizasyonunu yani onların korunaklığını bağlar sağlar. Çok kuvvetli bağları vardır eklemlerin. Fakat omuz eklemi gibi çok yönlü hareketliliği olan eklemlerde bu görevi biz kasların devraldığını, bağlarınsa çok daha esnek olduğunu görüyoruz. Kol kemiğini omuz yuvasına sabitleyen kaslara biz rotator kaf kasları diyoruz. Genelde de omuzda yer alan kaslar bunlar zaten. Resimde gördüğünüz supraspinatus kası hemen kürek kemiğinin üzerinden geliyor ve önde köprücük kemiği, arkada da kürek kemiği ile gelen iki kemik çıkıntının altından geçerek kol kemiğine tutunuyor. Omuzla ilgili bir sıkıntı var diyelim. Boyun çekiyor, sırt çekiyor, hiç rahat değil. Önde de bu pektoral kas dediğimiz göğüs kası hiç rahat değil. Omuz böyle çekilmiş, sıkıntılı bir durumda. O zaman ne olacak? Supraspinatus'un geçtiği o aralık daralacak ve aşınmaya maruz kalacak. Aslında üzerinde küçük bir yastıkçık var ama maalesef o da korumaya yetmiyor. Genelde kas yırtıklarını, kas sıkışmalarını, tendon aşınmalarını da buralarda görürüz. MR'de kas yırtılması bulgusuna rastlandığı zaman ya ameliyata gönderiliyor hemen, ameliyat gerekli olduğu söyleniyor, ya da fizik tedaviye yönlendiriliyor. İkinci şıkkı ben daha doğru buluyorum. Çünkü orada ne derece bir aşınma var? Hani kasın, kas gerçekten yırtılmış mı ya da ne kadarı yırtılmış? Bunlarla ilgili MR üzerinden net bilgiye sahip olabilmek mümkün değil. Ancak açılıp bakıldığında bunu anlamak mümkün olabilir. İşin fizik tedavi kısmına gelince bu rahatsızlığın fizik tedaviyle ya da manuel terapiyle sorunsuz bir şekilde hallolabildiğini de biliyoruz. Ben de size bu videoda işin egzersiz tarafını anlatacağım. Egzersiz dendiği zaman hepinizin aklına aktif hareketler ya da böyle işte eline ağırlığı al, bir şeyler çalış vesaire geldiğini biliyorum. Ama hayır, acılı ve yaralı bir dokuda elimizle dumbbell alıp çalışamayız. Önce o bölgeyi ya da o bölgeyi sıkıntıya sokan bölgeleri, kasları, bağları açıp gevşetmek lazım. Yani boyun, üst sırt, özellikle de bu göğüs kası. Çünkü omuzu çok ciddi bir şekilde öne doğru çekiyor ve omuzun çalışma açısını değiştiriyor. Buradaki kası açmadan ne donuk omuzda ne impingement'ta yeterli yol kat edemiyoruz maalesef. Omuzda olan bitenin mekanizması hep aynı. Ama hastalıklara verdiğimiz isimler değişiyor. Kas sıkışması olduğu düşünülüyorsa impingement sendromu deniyor. Ya da işte omuzda kas yırtılması deniyor. Rotator kaf sendromu deniyor. Daha geniş etkilenmiş bir kas grubu söz konusuysa. Bir de donuk omuz deniyor. Donuk omuz bu az önce saydığım hastalıkların yerini tutacak bir tanımlama değil. Bu rahatsızlıkları yaşadığınız zaman kolunuzu kaldıramıyorsunuz. Çok acıyor. Böyle kaldınız. Çoğu insan da tutar böyle hakikaten yani. Ya omuzlukla ya vesaireyle. Böyle tutar. Hiç açmaz. Bir süre sonra artık yaralanma geçer ama bu sefer de kaslar ve bağlar aşırı kısaldığı için kol kalkmaz. İşte esneme, germe vesaire çalışırken de kişinin çok canı yanar. Bu arada omuz hastalarıyla ilgili en çok duyduğum şeylerden biri manuel terapi gördüm, egzersizleri yapıyorum, fizik tedavi gördüm, prolaterapi yapıldı, bilmem ne yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı, benim omzum hala iyileşmedi diyorsanız şayet o zaman şuradaki videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim size. Şimdi geçelim egzersizlere. Egzersizlerin önce en basit olanından başlayacağız. Biraz kol eklemini, o hani birbirine yaklaşan, birbirini sıkıştıran yapıları esnetmeye açmaya çalışacağız. Elimde 2 kiloluk bir ağırlık var. Böyle bir şey kullanmak zorunda değilsiniz. Bir dumbbell varsa onu da tutabilirsiniz. Ya da yoksa önemli değil. Çok geniş olmayan bir poşetin içine 2 kiloluk bir şeyler koyun. Yani 2 kilo un, 2 kilo şeker koyun. Bu da olur. Niçin çok uzun bir poşet olmayacak? Birazdan göreceksiniz. Biz onu sallayıp savuracağız. Yere değmemesi gerekiyor. Ama ilk yapacağımız çalışma şu. Kolumu, omzumu tamamen serbest bıraktım. Şimdi şöyle varsayın. Benim sağ omzum yaralı. Kas yırtılması burada. Tamamen gevşek ve serbest bıraktım. Burada mümkün olduğunca çok kolumu, omzumu yukarı doğru çekiyorum. Sıkıyorum buradaki kasları. 1001, 1002, 1003
3 saniye kadar tuttum, gevşek bıraktım. Kolum o ağırlığın da etkisiyle iyice aşağıya doğru çekiliyor. Elinizde ağır bir şeyler taşımak zorunda kaldığınızda da bu çalışmayı yapın ve o eziyeti bir tedaviye dönüştürün. Şimdi tekrar yapıyorum. Elimde ağırlık serbest bir şekilde bıraktım. Şimdi omuzlarımı yukarı doğru çekiyorum. 1001, 1002, 1003. Yavaşça saldım. İyice omzumun aşağı düşmesini sağlıyorum ve bekliyorum. Yukarıda kalmayacak. O zaman tedavi olmaz. O zaman daha çok yaralar. Gevşek bir şekilde bırakın. Bana gelen danışanların çoğunda gördüğüm en büyük problem ne biliyor musunuz? Gevşeyemiyoruz. Bu çalışma o yüzden hem size gevşemeyi öğretecek, aslında kasılı olmanın nasıl bir şey olduğunu ve gevşemenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Bu yüzden lütfen bu videoda sıralamaya dikkat. Egzersizlere önce bununla başlayacağız. Bunu 5 ya da 6 tekrar yaptım. Yorulmadıysam 8 tekrar yaptım. Omuzunuzdaki duruma göre biraz da tekrar sayılarını belirleyeceğiz. Sonra geliyorum ikinci egzersize. Şimdi bir yerden tutunuyorum. Masa olabilir, sandalye olabilir. Öne eğiliyorum. Omzumu tamamen aşağıya bıraktım. Şöyle yukarıda tutmuyorum. Tamamen aşağıda. Şimdi burada yavaş yavaş, evet hareketi buradan yapıyorum ama kolumu yukarı çekmeden. Yavaş 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 savuruyorum kolumu. İleri geri, ileri geri. Artık bir süre sonra ağırlık benim kolumu götürüyor ileri ve geri. Sarkaç egzersizi deniyor buna. Sarkaçvari kolumu hareket ettiriyorum. Yaklaşık yarım dakika kadar burada yaptım diyelim ya da ne kadar dayanabiliyorsanız. Doğruldunuz, dinlendiniz. Bu sefer tekrar eğiliyorum, yanlara yapacağım. Omzumu gevşekçe bıraktım. Yavaş yavaş. Evet, yani hatta ağırlığı tutarken şöyle elimi de çok sıkmıyorum. Şöyle parmaklarımın ucunda tutuyorum. Tekrar bir yarım dakika kadar da bunu yaptım. Savurabildiğim kadar savuruyorum. Kolu açabildiğim kadar açıyorum. Tekrar dinlendim. Bu arada bunu yarım dakika yaptınız, dinlendiniz. Tekrar bir yarım dakika aynı şeyi yapabilirsiniz. Yani hareketlerin her birini birer dakika yapabilirsiniz. Şimdi daire çizeceğim. Bir yarım dakika kadar da böyle yaptım. İçten dışa, dıştan içe. Bu sefer de tekrar dinlendim. Şimdi içten dışa gidiyorum. Biraz bacağı geri alırsınız. Çalışmanıza engel olmaz. Açabildiğim kadar kolu, savurabildiğim kadar savuruyorum. Buraya kadar yaptığımız şey kol kemiğini omuz ekleminden, o sıkıştığı omuz ekleminden biraz daha açıp uzatmaya çalışmak ve hem göğüsten hem boyundan, sırttan gelip kola tutunan o manşet kaslarını da biraz esnetmeye çalışmak. Çünkü ritmik salınımsal hareketler ya da titreşim gibi uyarımlar kasların gevşemesine sebep olur. Bu yüzden egzersizlerin hepsini ama hepsini hafife almadan yapmanızı tavsiye ederim size. Özellikle de çok ağrılı olduğunuz dönemde ya ben hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir egzersiz çalışamıyorum diyorsanız mutlaka gösterdiğim bu ilk iki egzersizi çalışabilirsiniz. Toparlanmanız da size yardımcı olacaktır. Şimdi dedik ya omuz, boyun ve sırttan dayak yiyor diye. Biraz oradaki yapıları esnetmemiz lazım. Başımı yana doğru eğdim. Şöyle ne yukarı bakıyorum ne aşağıya bakıyorum. Sadece yana doğru eğdim. Elimi de başımın üstüne koydum. Hafifçe bastırıyorum. Burada bir gerilme hissettim. Orada kaldım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 şeklinde sayıyorum ki 6 saniye geçsin. Dokular daha esnek liflerden yeniden kendilerini yapılandırma uyarımı alsınlar. O yüzden 6 saniye önemli. Daha doğrusu egzersizlerle verdiğim bütün püf noktalara dikkat etmelisiniz. Yoksa egzersiz bir işe yaramayacak, siz de fayda göremeyeceksiniz. Bu işin de tedavisi yokmuş deyip ya doktor gezeceksiniz. Gözünüz kesiyor, korkmuyorsanız gidip ameliyat olacaksınız. Ama oradaki dokular iyice birbirine yapışmış olacak. Elinizde bir ömür sizi uğraştıracak, ağrı yapacak bir omuz kalacak. O yüzden lütfen söylediklerime çok dikkat edin. Şimdi yan tarafı esnettik. Başı bu sefer de çapraz çekeceğim. Biraz daha arka taraf, resimde gördüğünüz kaslar için. Çapraz bir şekilde başımı eğdim. Dikkat edeceğim şey şu. Önce çenemi eğdim, sonra bu. Şöyle yaparsam aynı şey değil. Başımı öne eğeceğim. Elimi başımın arkasına götürdüm. Burada 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006.
omzum da benle beraber gelmemeli. Yani şu değil yapacağımız şey. O yüzden bir tabureye oturabilir, bir sandalyeye oturabilir. Elinizle o taburenin altından tutabilirsiniz. Başımı öne doğru eğdim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Yavaşça doğrulttum. Öne doğru da isterseniz eğebilirsiniz. Yine önce çeneniz gösteriyorum. Önce çenem, sonra başım. Şu değil. Başımı öne doğru da eğiyorum. Arka tarafı tam olarak alacağım. Tekrar elimi başımın arkasına götürdüm. Hafifçe o gerilimi arttırıyorum verdiğim çekmeyle. Hafifçe olması da çok önemli. Çünkü çok fazla çekiştirirseniz kası esnetmek yerine daha çok burkulmasına sebep olacaksınız. Çok gergin orası. Siz böyle tutup şiddetle açmaya çalışırsanız şayet eyvah yırtılıyorum deyip kendini daha fazla kasmasına sebep olursunuz. Buna da dikkat ediyoruz. Hafif bir gerilim, hafif bir sızlama hissedene kadar. Çekmeyi yaptım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 dedim ve yavaşça başımı düzelttim. Bu bir turdu. Şimdi ikinci tur. Burada 6 saniye düzelttim. Çapraz 6 saniye düzelttim. Düz öne 6 saniye. Bu ikinci tur oldu. Bu şekilde 8 ya da 10 tur çalışabilirsiniz. Ha, başlarda zor geliyordur. 4 tur ya da 6 turda çalışabilirsiniz. Amenna. Ama bunu yavaşça 6 ya da 8 tura çıkartmaya çalışın. Şimdi buradaki dokuları da esnettik. Geriye kaldı şu göğüs kası. Resimde görüyorsunuz. İki parçadan oluşur. Bir parçası kaburgalara gelip tutunur. Bir parçası ise direkt omuz ekleminin içine tutunur. Dolayısıyla öne doğru çektiği zaman hem bizi kamburlaştırır hem de omuz ekleminin çalışma açısını kuvvetli bir şekilde değiştirir. Bu sebeple bunu da esneteceğiz. Ama bu kası esnetmek maalesef omuzla ilgili rahatsızlıklardan biraz acılı oluyor. Danışanlarıma da aynı egzersizleri veriyorum. Bir hafta sonra geri döndüklerinde bana şunu diyorlar. O köşe egzersizi hariç hepsini uyguladım. Köşeyi niye yapmadın? Yaparken canım yandı. Evet, biraz maalesef canımız yanıyor. Ama o açılmadan da o can acıması geçmiyor maalesef. Bu yüzden sabırla ve yavaş yavaş yine gösterdiğim püf noktalarına dikkat ederek buradaki kası da açacağız. Bu egzersizi en rahat yapabileceğimiz yer bir duvar köşesi. Bu egzersizi uygulayabilmek için bize bir duvar köşesi gerekli. Şöyle düz duvarda yaptığınız zaman aynı şey değil. Tam tersine bu kasa kuvvetlendirme çalışmış olursunuz. Biz kası esnetmeye çalışacağız. O yüzden bize bir duvar köşesi lazım. Kollarımı yavaşça açıyorum. Sağ kolum çok fazla kalkmıyor tabii. Şöyle kaldırmam da çok mümkün değil. Kolumu kaldırabildiğim kadar şöyle kaldırdım, buraya koydum. Geriye doğru da açabildiğim kadar açtım. Biraz canım yanıyor. Diğerini ise rahat bir şekilde yerleştirdim. 90 derece dirsek açısı ve 90 derece omuz açısıyla. Bu burada çok rahat etmedi. Şöyle az bir şey daha aşağıya aldım. Duvardan 1,5 adım kadar uzaktayım. Şimdi burada yapacağım şey kendimi öne doğru esnetmek. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Yavaşça geri geldim. Biraz daha açmaya çalışıyorum kolumu. Tekrar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Yavaşça geri geldim. Burada ne kadar yapabiliyorsanız, ne kadar kalabiliyorsanız, ben 6 ve 8 tekrarlı diyeceğim minimum ama belki siz 3 ya da 4 kez yapacaksınız. Çünkü kolunuz belki de o kadar bile kalkmıyor. Merak etmeyin, onun için de bir şey göstereceğim size. Bunun daha basit versiyonunu. Ama en etkilisi bu egzersizdir. Bu arada bu egzersizi yaparken şöyle belinizi çukurlaştırmayın. Karnınızla öne gitmeyin. Burası acıyor diye korumak için böyle karnınızla öne gitmeyin. Bunun bir anlamı yok. Tüm vücutla esniyorum ayak bileklerimden. Kollarımı mümkün olduğunca açmaya çalışıyorum. Aksi halde belinizi çok ağrıtırsınız. Durduk yere bir de bel ağrısı çekersiniz. Şimdi bunu bile yapamayanlar için bu egzersize geçiş aşamasında kullanacağınız başka bir egzersiz göstereceğim size. Yemek masanıza oturdunuz. Elinizi şöyle yerleştirdiniz. Burada yapacağım şey, biraz daha uzaklaşayım daha rahat olacak. Öne doğru eğilmeye çalışacağım. Buradaki göğüs kasını açabilmek için öne doğru eğilmeye çalışacağım. Yine orada 6 saniye kaldım, geri geldim. Köşedeki egzersiz kadar etkili değildir ama en azından ağrılı acılı dönemde daha rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Eğer masanın yüksekliği fazla geldiyse, yani kolunuz çok yukarıda kalıyorsa, o zaman oturduğunuz tabureyi biraz yükseltin. Yani bir kırlent koyun, bir şey koyun ya da daha yüksek bir taburede oturun.
onu yükseltin. Yavaş yavaş burayı mutlaka ama mutlaka açmaya çalışın. Şimdi bir de bonus bir egzersiz göstermek istiyorum size. Daha fazla ne çalışabilirim diye soranlar için bu. Normal bildiğimiz plastik topu aldım. Benim topumun biraz havası inmiş ama idare edin. Kolumu da üzerine şöyle koydum. Dediğim gibi şuradaki açıyı biraz daha daraltmak istiyorsanız daha yüksek bir şeyde oturabilirsiniz. Yana doğru kolum topun üzerinde, yavaşça kendimi esnetiyorum. Yapabildiğiniz kadar, yarım dakika yapabilirsiniz ya da birkaç saniye yapabilirsiniz. Sonra dinlenirsiniz, sonra tekrar yaparsınız. Daha hızlı, daha çabuk iyileşmek istiyorum diyenler için birebir bir çalışmadır bu. Bir de önümü masaya doğru döndüm. Egzersizi bu tarafından göstereceğim, biraz daha rahat anlaşılsın. Kolumu yine topun üzerine bıraktım. Burada dikkat edeceğimiz şey şu, omuzu sıkıştırmayacağız, çekmeyeceğiz, bu değil. Yapacağımız şey, omuzu gevşek bıraktım tamamen. Yavaş yavaş kolumun top üzerinde hareket etmesine izin veriyorum. Ben hareketi gövdemden kontrol ediyorum. Bu gösterdiklerim de daha hızlı iyileşmenize yardımcı olacak aparatif egzersizler olarak kalsın. Günde kaç kez çalışmalısınız? Çok acılı, çok ağrılı durumlarda günde en az 3 kez çalışmanız gerekli egzersizlerin tamamını. İyiye doğru gidiyorsunuzdur. Günde 2'ye düşürürsünüz. Artık ağrılarınız çok fazla yoktur. Gece ağrınız olmuyordur. Rahat rahat üstüne yatıyorsunuzdur. Günde 1'e düşürürsünüz. Ta ki ağrısız döneme geçene kadar. Ağrısız döneme geçtikten sonra eğer hemen bırakırsanız egzersizleri başa sarar. Çünkü ağrımıyor diye oranın iyileştiğini sanmayın. Hala içerisi yaralı, bereli, öyle cildin iyileşmesi gibi iyileşmez derin dokular. Peki ne yapacağız? Haftada bir ya da iki egzersizlerimize devam edeceğiz, bırakmayacağız. Ya da işte biraz zorlandığımızı hissettiğimizde, orası çok küçük kendini hissettirdiğinde hemen egzersizleri yapmaya devam edeceğiz. Dilerim sizler için yararlı bir video olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Beni çok mutlu edersiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Zaman zaman hastalıklar dışında da sağlıklı yaşama dair paylaşımlar, içerikler hazırlıyorum sizler için. Belki ilginizi çekebilir. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.